FC 24'te bugün çok önemli bir rebuild yapacağız. Kulüp takımı olarak İngiltere'nin şampiyonşipindeyiz. Bristol City'deyiz. Ama asıl hedefimiz Türkiye milli takımını rebiyat etmek. Bristol City'yi Türk futbolcuları yetiştirmekte kullanacağız. milli takıma önemli isimler buradan kazandıracağız. İyi potansiyellere, iyi genlere getireceğiz. İyi overall'lara getireceğiz onları. Sonrasında ise milli takımla birlikte Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'na talip olacağız. Bütün kupaları da kazanmak istiyoruz. Önümüzde kolay bir süreç olmayacak onu da baştan belirteyim. Bristol City ile hedefimiz var mı? Hayır hedefimiz de yok. Daha çok yetiştirmeci bir takım olacağız. Bu yüzden sezon içini Bristol City'de göstermeyeceğim. Sene başında oyuncularımızı transfer edeceğiz antrenörleri belirleyeceğiz antrenman planını belirleyeceğiz sene sonuna geldiğinde oyuncular ne kadar gelişti Bristol City ne yaptı ve bir yandan da sezon sonu geldiğinde turnuva var mı milli takım turnuvası ona bakacağız sizlerden bu video için tam tamına 3000 beğeni bekliyorum ayrıca kanala abone değilseniz de abone olarak bu ve bunun gibi videoları takip edebilirsiniz hazırsanız başlıyoruz Şimdi kırmızı beyaz formasıyla neden Bristol City açıkçası formasından ziyade seçen seçerken en önemli kriterim şuydu. Ligde muazzam iddialı bir takım olmasın. Bir yandan bütçesi de kötü olmasın. 13 milyon euro bütçeyle başlayacağız. Ve bu takım için hedefler orta. Bizimle uygun hedefler bunlar. Takımdaki en değerli oyuncu Jason Knight. Biz transfer edebildiğimiz kadar Türk oyuncu transfer edeceğiz. Ve oyuncuları geliştireceğiz. Hedef bu. Bir yandan altyapıdan oyuncu çıkartmaktansa mevcuttaki genç oyuncuları maksimum seviyelerine getirmek istiyorum. Yine günü geldiğinde tamamen altyapıdan çıkardığımız oyuncuları da milli takıma entegre etmeye çalışırız. O yüzden hem transfer listemizi oluşturalım. Oyuncuları satış listesine ekleyelim. Hem de kendi yapacağımız transferlere başlayalım. Onun öncesinde Bristol City'de mevcut taktiksel vizyona geçmeden önce sistemi belirleyeceğim. Bugün iki tane forvet yetiştirmek istiyorum. Bu bağlamda 4-2-4... Hayır. Çok sıklıkla tercih etmediğim bir sistem kullanacağım. Real Madridin sistemini kullanacağız burada 4 1 2 1 2 das. Çift forvet oynatmak istiyorum. İnimizde kanattan ziyade ofansif orta sahaya daha yatkınlığı olan isimler var. O yüzden bu sistem. Bu sistem içinde de Gegenpress. Zaten genç bir takım olacağımız için. Antrenör sayısı 9. En iyilerini getirmeye çalışacağız. Genç futbolcuları hemen çekelim. Semih Kılıçsoy Beşiktaş'tan İngiltere Şampiyonşip'e gelecek. 1,5 milyon euro karşılığında. Maç sayısı da şampiyonshipte bir hayli fazla. Onu da göz önünde bulundurdum. Sol beke Yasin Özcan Kasımpaşa'dan 17 yaş 63 overall. Matty James'i bizden takasta istediler. Tamam anlaştık. Bu adamı şu ana kadar çıkaramadığım bir seviyeye çıkarmak istiyorum. Beklentim çok yüksek olacak. Bu arada gördüğünüz dizilişi milli takıma da aynen entegre etmeye çalışacağım. Bugün farklı bir şey deneyeceğiz. 6 numaraya Brentford'dan Yunus Emre Konak. 800 bin dedim. 775 bin değeri vardı. 830 anlaştık. Hangisini hangi mevki ikiye çekeceğime karar vermedim ama öncelikle bir merkez forvet olarak Can Uzun Bristol City'ye gelsin. Anis Mehmeti'yi takasta istediler. Madem öyle 1 milyon euro verir maksimum. Ahmet Can Kaplan'ı Ajax'tan getireceğim. 1.8 milyon euro değeri var. Anlaştık. O da 5 yıllığına Bristol City'de. Şu an tam bir proje takımı olma yolunda ilerliyoruz. Bir başka isim. Kenan Yıldız. O da bir Bristol City'ye gelecek. Muhtemelen de Kenan Yıldız ofansif ortası. Canuzun da Santrafor olur. Arda Güler'i transfer etmeyeceğim. Zaten kendisinin potansiyeli çok yüksek. Kendi kendine o potansiyele gelecek. Ben bu adamların gelişimlerini hızlandırmam lazım. Potansiyellerini yükseltmem lazım bir şekilde. Dinamik potansiyelle birlikte. Canuzun Santrafor'da simülasyon performansı aslında çok daha iyi. 39 hafta sürüyormuş. Niye öyle? Kenan Yıldız da 54 hafta. Kenan'ı ofansif orta sahaya çekeceğiz. Can uzunu da bir şekilde santrafor yapacağım. Bizde kiralık olan oyuncular varsa kulüplerine geri göndereceğim. Gerek yok. Nahki Vels için Öpen'den teklif geldi 1.150. Antwerp Gardner Hickman'ı istiyor. Düşük teklif. Genç de bir oyuncu kendisi. Ben dedim ki 4 milyon euro yükseltmediler. 3.7 milyon euro. Sepp Palmer Fürth'e gidecek. Tommy Bakewell için teklif var. Gardner gitti. 3.7 milyon euro önemli ve değer. Naki Wells bu arada Norwich'e gidebilir. Çünkü bir önceki teklifi kabul etmedi. Williams için Celtic'den teklif var. 2.690 dedim. 2.450'ye anlaştık. Naismith için takaslı bir teklif. Tommy Conway'i istiyorlar. 2.3 milyon euro. Mark Kaysa'da 1.850 teklif geldi. Andy King gidecek. Naismith için 1.550. Conway'e bir teklif daha var da Boys'a gitsin mümkünse. Stopere teklif geldi. Zack Weiner. Burada önemli bir durum var. Southampton'dan teklif o yüzden yükseltebilirim. 2.150. İngiliz kulüplerine teklif yükseltmek çok daha kolay olabiliyor. Mark gitti. Bu arada bu oyuncuların çoğundan kurtulduğumda inanılmaz bir transfer bütçesine ulaşacağız. Maaş bütçesinde de ciddi yüksek fiyatlamalar var. Onlardan da kurtulmuş olacağız. Yoksa bizim yeni getirdiğimiz oyuncuların maaşları çok düşük. Satışlar hızlandı. Tommy Conway gitti. Zack Weiner zaten Atlanta'da Sepp Palmer Fürth'le anlaştı. Kalney Smith Charleroi'da. Andy King gitti. Solbeck'e önemli bir teklif var. Leicester'la görüşeceğiz. 3.4 milyon euro istedim. Kalecimizi istiyorlar 2 milyon euro teklif. Trabzon'dan Atkinson için teklif var. 3.7 milyon euro. Bir başka stopere de teklif geldi. 200 bin euro. Bu adamı satmayayım. 52 overall'ı var zaten. Bu düşük overall'lı oyuncular rotasyonda kullanılır. Elbet ihtiyaç duyacağız. Stoper için seçtiğim oyuncu Serdar Saatçı. Bu adamı geliştirmeye odaklanacağız. Kenan Yıldız'ı bizden takasta istediler. Harry Korni'yi takasta vereyim. Üstüne de 2.3 milyon euro. %6 pay tamam. Kaleci için bugünkü tercihim Uğurcan Çakır. Bu adamı geliştirebileceğimi düşünüyorum. 14 milyon euro Trabzon'a teklif verdim. Anlaştık. Takımın da bir anda en değerli oyuncusu oldu. Maaş olarak da bayağı yüksek bir maaşı var. Bizden gerçi 27 bin istedi. Anlaştık. Bir yandan satışlar devam ediyor. Cameron Leicester'da Sepsiden ofansif orta sahamıza teklif var. Sol kanadımız Sam isteniyor deniyor Nashville tarafından. Kara Gümrük takaslı bir teklif yapmış. Takası kaldır. Bu arada kaleci gitmedi. Aynı oyuncuya iki teklif daha var. Bu adamdaki kesin gidecek gibi. Rob Atkinson Trabzon'da. Andreas için hem Kulüp Buruj'dan hem de Başakşehir'den birbirine çok yakın teklifler. Tanner'ı göndereceğiz. Evet ofansif orta sahamız gitti. Pendik'ten teklif var Sembel için. Takasta kaleci kullanmışlar. 100 bin euroluk kaleci yandı. Uyeska'da Sembel'i istiyor. Yetki verdim bakalım. Yani yetkiyle fiyatını çok yükseltebileceğiz mi? Tenir Karagümrük'te. Andreas Weiman. Kulüp Brugge'de anlaştı. Sembel için Pendik'ten 2.8 milyon euro teklif geldi. Çok iyi. Oraya gitmesi için her şeyi yapıyoruz. Oyuncu Pendik'e yolladım. Stefan Bayiç'e teklif var Spezia'dan. İyi bir teklif. Başakşehir'de bizim diğer kaleciyi istiyor. Bir güncellesinler. Bayiç bu arada Spezia ile anlaşamadı. Max için Başakşehir ile anlaştık. Yedek kaleci Başakşehir'e gönderdim. Şimdi bu sezonun en kritik transfer denemesine geldik. Ferdi Kadıoğlu'nu istiyorum. Şöyle bir teklif yapacağım. 19 milyon euro. Hatta diyorum ki takasta kullanmayacağımız Rob Diki'yi versem. Üstüne 16 milyon euro. Ferdi için 17.8 %15 pay istediler. Anlaştık. Perdeyi sağ kullanacağız. Ana amaç bu. Aslında bugün bir değişiklik mi yapsam? Ferdi'yi orta sahaya çeksek nasıl olur? 4 haftada. Hatta 2 hafta bile sürüyor olabilir. Belki de başka bir transfer daha. Deneyeceğim. Bir yandan yeni antrenörler getirmeye devam ediyoruz. Çünkü çok fazla eksik var. İlk pozisyon değişikliğimiz gerçekleşti. Kenan Yıldız. Ofansif orta saha. Hayden Roberts için 1.7 milyon euro teklif. Düşük. Biraz paraya ihtiyacımız olduğu dönemdeyiz. 2.5 milyon euro dedim. Hiç arttırmadılar. 2.3 3 milyon euro yine yok tamam 1.8 razı olduk mecbur kaldık oyuncu da hemen gitti gerçi Ferdi çekmeyeceğim abi Hakan var orada Orkun var bir anda vazgeçtim yani, milli takım rotasyonunu düşündüğümüzde orta sahada kullanılabilecek isimler var şimdi önemli soru orta saha rotasyonu en azından bu takımda ne yapacağız ben şu Rose'u yollasam, Tarık Gözüşir'ini alsam gitmiyor çünkü oyuncu. Bu şekilde anlaşabildik. Tarık Gözü Şirin denenecek. Tutarsa kendi bilir. Diğer orta saha tercihim de Abdülkadir Ömür olacak. Rob iki takasıyla birlikte 2 milyon euro dedim. Kabul etmediler. Dedim ki Jason Knight'ı yollasak bir miktar para %15 pay. 2 milyon euro istediler. 1 milyon euro 1.350 oldu anlaştık. Kendisinin ciddi anlamda bu takımda oynamasını istemediğim için Rob ki serbest bırakıldı. Bristol City'de transfer bitti. İlk sezon transferi büyük ölçüde hallettik. Artık bu oyuncular gelişimi açıklar ve geliştirilmeye çalışılacaklar. Antrenör bölgesinde ciddi bir problem var. Onu hala çözemedim. Gelmiyor iyileri. Mevcuttaki bir stone city 11'i. Doğrudan sene sonuna gideceğiz. 18 tane oyuncumuz kaldı bu arada. Bakalım bir stone city neler yapıyor. Bizim oyuncularımız ne kadar gelişiyor. Tabi sezon sonuna gitmeden de milli takımla anlaşmamızı gerçekleştiriyoruz. Anlaşma sonrasında da hemen puan tablosunu göstereyim. Avrupa şampiyonasına gitmek üzereyiz. Bir maç kalmış. Son maçı kimle oynuyoruz? Kuzey İrlanda. İspanya'nın burada eğlenme ihtimali var. Bakalım. Evet dediğim gibi bu sistemle oynamayacağım. Buraya da 4-1-2-1-2 darı getireceğiz. Milli takımdaki taktiksel vizyon uzun topmuş. Burada işte tiki taka. Hatta belki kontra atak bile denenebilir. Avrupa Şampiyonası'nda elemelerde son maç. Hocanın bir yandan da takımla ilk maçı. O kadar riskli ki. Kuzey İrlanda deplasmanı. Kadro bu. Sonuç gelsin. 1-0'lık galibiyet Enes Ünal. Avrupa şampiyonasındayız. Güzel başladık. Bu arada Ferdi'nin mevkisi değişti. O artık Sabek. Can Uzun da mevkisini değiştirdi. O da artık Santrafor. Ve o güne geldik. Türkiye milli takımının Avrupa şampiyonası için kadro vermesi gereken son gün. Bu arada Çağlar soyuncu sakatmış. Öyle bir problemle karşı karşıyayız. Ve milli takım listesini gösteriyorum. Uğurcan Altay, Mer kalede. Sabek'te asıl düşündüğüm isim tabi Ferdi Kadıoğlu. Stoper'de de Çağlar olmadığı için Abdülkerim ve Merih oynayacaklar gibi. Yine Ozan Kabak da oynayabilir. Yedeklerini getirdim. Serdar ve Ahmetcan Avrupa Şampiyonası görecekler. Orta hattımız çok iyi. Hakan, Orkun, Arda Güler. Bir yandan MDO'da Salih Özcan ve İsmail Yüksek var. Kenan Yıldız'ı getirdim onun ilk Avrupa Şampiyonası. Can getirdik ilk Avrupa Şampiyonası. Yine Semih Kılıçsoy da aynı şekilde. Ne kadar oynayacaklar o soru işareti ama Avrupa Şampiyonası görsünler. Şimdi gelelim Bristol City'ye. Şampiyonşip'te 9. olduk sene sonu itibariyle 68 puan toplayabildik. FA Cup'ta geldiğimiz son nokta 4. tur ve Aston Villa'ya burada 3-2 ile kaybettik. Buranın şampiyonu Tottenham. Yamadan kaynaklı olarak Karabağ zaten Yok. Bu yok. UEFA'da Süper Kupa City, Şampiyonlar Ligi Bayern Münih, Avrupa Ligi Sporting, Konferans Ligi Aston Villa. Sene sonu itibariyle overall'laş Uğurcan'ın artı 3'ü Avrupa Şampiyonası için çok kıymetliydi. Yine Yasin Özcan artı 5 dedi. Bu Avrupa Şampiyonası'na kendisini götürmedim ama 2 yıl sonra Dünya Kupası var. Ona biz gidebilirsek o da gelir. Serdar Saatçi 74 oldu. Ahmetcan Kaplan iyi gelişiyor. Ferdi çok iyi gelişti. Yunus Emre'nin artı 6'sı vardı bu sene. Abdülkadir de bu arada hem takım kaptanı hem de bu takım için çok önemli isimlerden. Artı 4 dedi. Umarım dinamik potansiyeli önümüzdeki sene yükselir. Kenan Yıldız artı 7 dedi. Müthiş bir gelişimdi. Semi artı 6. Can Uzun artı 5 geliştirdi gelişmiş. Performanslarda ise Can Uzun, Ferdi, Semih Kılıçsoy, Kenan Yıldız, Ferdi Sabek'ten 10 gol 10 asistle oynadı. Bu nasıl bir istatistik? Değer bakımından Ferdi Kadıoğlu takımın en değerlisi. Bristol bu sene 20 milyon euro kar elde etti. Önümüzdeki sene iyi bütçe vermelerini düşünüyorum. Ferdi takımın en fazla formasını sattırdı. Şöyle de gelir gider tablosu. Şampiyonşip'te gol krallığı listesinde Can Uzun bizden 10. Asist krallığında Ferdi 7. Gol yenmeyen maç sayısında Uğurcan Çakır 6. Avrupa Şampiyonası'nda kurallar çekildi. B grubu Hollanda, Portekiz, İrlanda. Toplamda 16 tane takım var. Ve bence bizim kolay bir kurağımız olmamış. Türkiye Portekiz maçıyla başlıyoruz. Bakalım bu sistemle bizimkiler neler yapabilecek. İlk maçta maalesef 4-1 kaybettik. Portekiz bizi dağıttı. Hazırlık maçlarında da takımı izledim. Yani böyle sonuç alabilecek hiçbir maç oynamadılar. İkinci maç İrlanda. Onlar da farklı bir oyun oynuyorlar. Biz de farklı oyun oynuyoruz. Enes attı, Can attı. 3 puan geldi. Tabi gruptan çıkmak istiyorsak son maça kaldık. Hatta Hollanda'yı yenmemiz gerekecek. Çünkü Portekiz'e berabere kalmışlar. İşimiz zor. Her şey bu maça bağlı. Onlar da üçlü oynuyor. Türkiye Hollanda sonuç 1-0 kaybettik. Başa baş geçen bir maç. Gakpo attı. Sonrasında da çıkaramadık. Peki Avrupa Şampiyonası'nda sonra ne oldu? Hollanda grubu lider tamamlamış. Fransa'ya elendi. Portekiz İtalya'ya elendi. Şampiyon İtalya. Bristol City'de yeni sezon başlıyor. Kulübün bütçesi ise 13 milyon euro. Düşük. Şöyle bir şey düşünüyorum. Bir Dünya Kupası'nda da aynı sistemi deneyeceğiz. Baktık başarılı olamıyoruz. O zaman sistemi Türkiye milli takımı da değiştireceğiz. Ama en azından bir elemeler görelim. Dünya Kupası görelim. Bir şey görelim. Çok az maça çıktık ve elimizde çok büyük bir resmi sonuç yok bence. Başa baş geçen Hollanda maçını kaybetmeyebilirdik. Şimdi gelelim bu sene transferler nasıl oldu? olacak. Orta sahaya bir Emirhan İlkan Torino'dan gelmeli 2.150. Orada rota tamamen Emirhan'a döndü. Bir de serbest de düşmüş Enes Albak sol bek. Bek rotasyonunda bu takımda kullanılacak. Büyük bir gelişim kendisinden beklemiyorum çünkü rotasyon olacak. Yedek kaleci olarak da Deniz Dinmen. Benim listemdeydi o da serbest yapmış. 4 yıllığına bizde anlaştık. Orta sahada Bördü serbest bıraktım. Tarık da satılacak. Kalan süresi pek tat vermiyor. Bristol City'de de Tiki Taka'ya geçtik. Hücuma da yeni antrenör geldi. Hatta Tarık'ı direkt serbest bıraktım. Emirhan'la devam. İkinci sezonda milli takımla anlaşmamızı yaptık. Bristol'de bu seneye hazır. Bu sene turnuvasız bir seneydi milli takım bazında. Sadece hazırlık maçları oynadık. Onları da göstermeyi tercih etmiyorum. Şampiyonşip'te Bristol City... Üçüncü oldu 90 puanla. 5 puanla da direkt Premier Lig'e çıkmayı kaçırdık. Peki ya playofflar yarı finalde 4 birlik galibiyet ama finalde kaybettik. Preston bizi yendi. FA Cup'ta da maksimum yapabildiğimiz 3. tur tekrar maçı. UEFA'da Super Kupa Sporting, Şampiyonlar Ligi bu sene Juventus, Avrupa Ligi'ni tottum aldı. Konferans Ligi'ni ise Genk. Sene sonu overall'lar görüntüde. Özellikle bazı isimler çok iyi gelişirken. Uğurcan'ın gelişimi biraz yavaş ama önümüzdeki sene 84 olmasını ben tahmin ediyorum. Sene sonu itibariyle 48 haftaya düşmüş çünkü kalan süre. Bir dönem gelecek ve Uğurcan Çakır o dönem geldiğinde top seviyesinde olacak. Deniz Dilmen'in yine artı 3'ü vardı bu sene. Yasin Özcan sol bekle ben geliyorum diyor. Serdar Saatçı, Ahmet Can Kaplan artı 4'er geliyor geliştiler. Ferdi Real Madrid takip ediyor. Satmayacağım. Artı 4 daha gelişti. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Satabiliriz. Zaten bu adamın dinamik potansiyeli değişti. Zaten over'ı da çok yükseldi. Biz geliştiriciliğimizi yaptık mı yaptık. Mantıklı geldi bana Ferdi'nin satılması. Hem de Real Madrid'e. Hem de tam şu an istiyorlarken diyeceğim de yeni sezonda satacağız. Yunus Emre artı 6 gelişti. Abdülkadir gelişmeye devam ediyor. Emirhan'dan artı 7 geldi. Bu senenin en iyilerinden biriydi Yine Kenan, Semi, Can Uzun onlar da çok iyi geliştiler. Performanslarda Can, Semi, Emirhan, Kenan hatta Abdülkadir, Ferdi onlar da çok iyi oynadı. En değerli oyuncu Ferdi Kadıoğlu. Sene sonu 27 milyon euro cash. En fazla Ferdi'nin forması satıldı. Şöyle de gelir gider tablosu. Şampiyonşip'te gol krallığı listesinde Can Uzun 3. Asist kralı Abdülkadir Ömür. Gol yenmeyen maç sayısında Uğurcan Çakır 3. İyi sezon geçirdik. Bristol City'de yeni sezon başlıyor. Yine şampiyonşipteyiz. Bizim için daha 22 milyon euro bütçe var. Ferdi Kadıoğlu konusunda emin değilim. Satsam mı satmasam mı? Geçen sezonun sonunda satsam diye düşünüyordum ama sonrasında bu adamı neden 90 üstüne çıkarmayalım ki diye bir fikir oluştu. O yüzden bu sezon devam edebilir. Bana devam etmesi mantıklı geldi. Yeni bir antrenör gelecek hatta iyi antrenörler varsa birden fazla antrenör gelebilir. Elimizdekilerle değiştireceğiz. Bütçe olmasına rağmen herhangi bir transfer yapmayacağız. En azından bu oyunculara ben bir sene daha vermek istiyorum gelişim bakımından. Uğurcan'la da yeni kontrat imzalayacağız. Hadi doğrudan sene sonuna gidelim. Sanıyorum ki bu sezon sonu Dünya Kupası da var. Umarım oradayızdır. Neye göre katılınıyor hiçbir fikrim yok. Orada olmak zorundayız. Bir de bir şey daha söyleyeyim. Bu sistemle hazırlık maçları gerçekten Türkiye çok iyi oynuyor. Oraları tabii hızlı simüle ederek geçiyorum şu şekilde ama bilemedim. Avrupa şampiyonasına göre overall'lar çok iyi seviyede. Bakalım kimleri seçeceğim? Önemli soru bu. Evet kadroyu belirledim. İşte şu an sol tarafta Dünya Kupası'na gidecek takım kadrosu var. Tabii Dünya Kupası öncesinde Bristol City neler yaptı? Şampiyonship'te 98 puan ve şampiyonluk geldi. FA Cup'ta finalde Liverpool'u yenerek hem de 1-0'lık galibi aldık ve şampiyonluğu aldık. Bu da bizim rotamız. Belki muazzam iyi takımlarla karşılaşmadık ama bu takımların çoğu Premier Lig takımıydı ve onları yenerek geldik ve başardık. UEFA'da Süper Kupa Juventus, Şampiyonlar Ligi Bayern Münih, Avrupa Ligi bu sene Union Berlin ve Konferans Ligi Borussia Dortmund'un sene sonu itibariyle overall'lar. Uğurcan artı 2 dedi. Deniz Dilmen artı 3 dedi. Solbek'te Yasin Özcan artı 5 de ben geliyorum diyor hala. Ahmetcan Kaplan ve Serdar çok iyi gelişmeye devam ediyorlar. Ferdi'yi 90 üstüne çıkaracağız. Yunus Emre Konak'tan beklentiler çok yüksek. Abdülkadir gelişmeye devam ediyor. Emirhan artı 6 dedi. Kerem artı 4. Yine Semi artı 4. Can artı 4 derken performanslarda Can, Semi, Emirhan ve Kenan Yıldız. En değerli oyuncu ise Ferdi Kadıoğlu. 194 milyon euroluk bir kar. En fazla Can Uzun'un forması satıldı. Şöyle de gelir gider tablosu. Şampiyonşipte gol kralı Can Uzun. Asist kralı Kenan Yıldız. Gol yenmeyen maç sayısı Uğurcan 4 Dünya Kupası zamanı Bana sorarsanız kolay bir kura Yine çekmedik F grubu Arjantin Portekiz İsveç Sistem yine aynı şu an mevcut sistemdeki En iyi 11 bu şekilde Hatta Serdar saatçı kesinlikle oynayacak Kenan Yıldız'ı da ben Forvet'te deneyebilirim diye düşünüyorum Bana sorarsanız Arda çok yavaş gelişmiş Onda ciddi bir problem var Keşke transfer edebilseydik Arjantin Türkiye Kenan Can Arda Güler Sonuç 0-0

Evet Portekiz İsveç'i yendi. Ve Portekiz kadrosu çok ciddi bir kadroyla oynuyoruz yani bu da bir gerçek. Bugün Enes'i forvete attım. 2-1'de mağlup olduk. Bernardo ve Jimo. Hakan'ın tek golü yetmedi. Dünya Kupası'nda grup etabında eğlenecek miyiz artık soru bu. Arjantin bu arada berabere kalmış İsveç'le. Umarım Portekiz'i de yenemez. Türkiye İsveç kazanmamız lazım. Arjantin'in puan kaybetmesi lazım. Kenan forvette yine 2-1'lik galibiyet can uzun ve Can Bu arada Portekiz 2 Arjantin 1. B grubunda 4 puanla ikincilik. Son 16'da rakip Meksika. Şimdi bizim için turnuva performansı başlıyor. Rakip görüntüde. Kenan Yıldız yine forvette. 3 birlikte galibiyet çeyrek final geldi Dünya Kupasında çok önemli bizim için şu ana kadarki en sevmediğim takım geldi yani bu bölüm bizi o kadar çok zorladılar ki bu bölüm Portekizi sevmiyorum çeyrek finalde onlarla oynayacağız grupta yenildik Avrupa Şampiyonasında yenildik sıra çeyrek final bu sefer sürpriz yapar mıyız? Ama olmadı yine olmadı. Portekiz 3 Türkiye 1. Bu niye sürekli böyle ya? Yazık. Gerçekten yazık. Olmadı. Bu arada turnuva bitti. Kazanan Belçika. Portekiz 3. olmuş. İtalya'da 2. Bristol City'de yeni sezon başlıyor. Premier Lig'deyiz. 46 milyon euro bütçe var. Transfer yapacak mıyız? Belki rotasyona. Tam olarak da öyle yapacağım. Yani büyük bir bonservis bedeli harcamayacağız. Bertu Yıldırım'ı forvet rotasyonuna getireceğim. İkinci transferim Ali Eren Ersungur. Karsuru hede oynuyor. 3 milyon euro. Evet Ferdi Kadıoğlu'na teklif geldi Manchester City'den. Ferdi'nin artık yolunu açacağız. Arnav Martinez takasta olmayacak. 142 milyon euro istiyorum. Anlaştık. Ferdi'nin boşluğunu takım için Mehmet Can Aydın'la dolduracağız. 10 milyon euro Paulo ile anlaştık. Koştık. Ferdi Kadıoğlu Manchester City'de. Gelişimi Real Madrid'de çok yavaş ilerliyor. Onu Bristol'e getireceğiz. Arda Güler. anlaşamadık. Arda'nın gelmesi durumunda 4-3-3 rölantiye geri döneceğiz. Bir tane ofansif orta sahamız olacak. Kenan'ı kanat yapacağız. Can Uzun'u yine kanat oyuncusu yapmaya çalışacağım. Ya da Semih Kılıçsoy'da olabilir. Hangisi uyuyorsa en kısa zamanda. Semih'in kanat olması 6 hafta. Semih Kılıçsoy sol kanada çekilecek. Can'ın 99 hafta sürüyor çünkü. Kenan Yıldız'a geldiğimizde 2 haftada sağ kanat. Yeni sistem bu. Evet yine geldik. Arda, Semi, Can, Kenan Yıldız Hücum dörtlüsüne Arda geldi. Çok yavaş gelişti yani. Bu sene artı altı dese mesela bambaşka şeyler konuşacağız Arda için. Harvey'i serbest bıraktım. Ahmetcan Kaplan'ın gelişimi bitmiş gibi. Çok yavaşlamış. Abdülkadir Ömür'ü satacağız. Transfer listesine ekledim. Can Uzun'a Manchester United'dan teklif geldi ama Can Uzun gönderilmeyecek. Abdülkadir'i Atalanta'ya göndereceğiz. Arsenal'da istiyor Abdülkadir'i. Abdülkadir Arsenal'da. Bu sistemde Gegen zorlayacağız. Kadro Gang. Milli takımda da aynı şekilde. Bristol City'de transfer bitti. İşte gidenler ve gelenler tam liste. Pozisyon değişikliğimiz var. Kenan Yıldız sağ kanat. Hem de artı bir gelişti. Bu sezon her şey hazır. Yine Türkiye milli takımıyla devam ediyoruz. Ve milli takımda da sistemi değiştiriyorum. 4-3-3 Rölanti. Bir tane 10 numaralı sistem. Avrupa şampiyonası elemelerinde. Almanya, Portekiz, Romanya, Hırvatistan. İlk iki Avrupa şampiyonasına gider. Ne Portekiz be. Ne Portekiz be. Öncelikle Portekiz maçıyla başlıyoruz. Uzun topta kaldı. Şu sistemde uzun top mu? Bir deneyelim ne olacak. Merak ettim. 2-1 kaybettik. Portekiz'e her şeyi deniyorum. Yegen Pires'e çevireceğim onu. Yine gittik geldik hemen o... Uzun topa evrildi Almanya deplasmanına geldik. Ya bu adamları bir şekilde yenmemiz lazım. 3-1 Almanya'yı yendik. Çok kritik 3 puan. Bu arada pozisyon değişikliği var. Semi sol kanat oldu. 3. maç Hırvatistan. Ya burada herkes birbirini yenebilir. Net öyle bir durum var. 3-1'de kaybettik kendimizde Hırvatistan'a. Avrupa şampiyonasına herhalde gidemeyeceğiz. En kolay maça geldik. 3 puanı almamız gereken maça Romanya. Yalnız yenersek Romanya'yı şansımız yüksek. Hala var. Ve ama yenemedik. Böyle maçları hiç sevmeyiz zaten. Can uzun penaltı kaçırıyor. 7. dakikada gol yemişiz. Adamların 2 tane şutu var. Eski sisteme dönesim geldi. Benim Avrupa şampiyonasına gitmek gibi bir hayalim kalmadı onu belirteyim. Rakip Hırvatistan. Replasmanda oynuyoruz. Kontra atakla oynuyorlar. Açıkçası benim de düşündüğüm sistemlerden biri bu. Kontra atak. Bugün Merih Demiral yok. Ozan Kaba aldım. Takım da baya gelişmeye başlamış. Onu da söylemek lazım. 1-1 bitti. Yine iyi oynadığımız maçı kazanamadık. Alman Almanya Romanya karşısında puan kaybetmiş. İç sahada Almanya maçı. Arda Güler yok. Otomatik değiştir dedim. 2-1 kazandık Can Uzun. 2 tane attı. Tek Almanya'yı mı yeniyoruz ya? Yendiğiniz takım Almanya sizin. Sezonu tamamladık. Bristol City Premier Lig'de 9. oldu. Community Shield'de Manchester United'ı yendik. FA Cup'ta bu sene 5. turu görebilmişiz. West Ham 4-0 bizi yendi. Artık Karabağ'a da katılabiliyoruz ama 1. turda eğlendik. UEFA'da Süper Kupa bay. Şampiyonlar Ligi Benfica. Takımımız E grubunda Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin de lider olduğu grupta ikinci oldu. Ön elemede Leverkusen'a elendik. Şampiyon City. Konferans Ligi ise Real Sociedad. Sene sonu itibariyle overallar. Uğurcan artı biri zar zor gelişti. Yasin artı iki dedi. Sol bekte bu adamdan beklentiler hala çok yüksek. Serdar Saatçı'nın artı biri Ahmetcan Kaplan'ın artı biri vardı. Mehmetcan Aydın'ın artı üçü kıymetli. Yunus MDO'da benden daha iyisi yok diyecek kıvama gelmeye başladı. Arda Güler'in artı üçü. Semih Kılıçsoy'un artı beşi. Kenan'ın artı beşi. Can Uzun'un artı ikisi vardı. Performanslarda Semih, Can, Arda, Kenan Yıldız. En değerli oyuncu ise Kenan Yıldız. Sezon sonu itibariyle 354 milyon euro kar. En fazla Can Uzun'un forması satıldı. Şöyle de gelir gider tablosu. Premier Lig'de gol krallığında Semih Kılıçsoy 7. Asist krallığında Arda Güler 3. Gol yanmayan sayısında Vurcan Çakır 3. Bu sezon bitti. Yeni sezona başlıyoruz. Herhangi bir transfer yapmayacağım. Takım kadrosunu bu şekilde götüreceğiz bu sene. Sadece antrenör ve antrenman planlarıyla oynayacağım. Bizim bütçemiz ne kadarmış? 102 milyon euro. Şöyle bir şey var. Ahmetcan Kaplan gerçekten gelişmeyi bıraktı. Ozan Kabak'la takas yapalım. En azından yeni bir ismi deneriz. Puan tablosu bu ve bizim rakibimiz Portekiz. Tamam mı devam mı maçı? Şu ana kadar bunları yenemedik. 11'i böyle ayarladım. Sonuç. 2-1'lik galibiyet Semih Kılıçsoy. Portekiz'i ilk defa yeniyoruz. En kritik zamanda geldi galibiyet. Ya böyle puan tablosu mu olur ya? Romanya ile oynayacağız. Hırvatistan Portekiz oynuyor. Son maç. Son maçları severiz. Türkiye, Romanya kendi evimizdeyiz. Hadi. 2-1 galibiyeti aldık. Hırvatistan, Portekiz berabere kaldı bu arada. Avrupa şampiyona gidiyoruz. İşte Almanya lider. Türkiye ikinci. Hırvatistan 3, Portekiz 4. Çok kötü başladığımız turnuvada. Avrupa şampiyonasını gördük. Ve milli takım seçimi geldi. Turnuvadan önce son ayarlamalarımızı yapacağız. Bence kadro bu şekilde iyi görünüyor zaten. Çok iyi bir kadroyla geliyoruz. Derece yapmamız gereken bir turnuva olacak. Onun öncesinde sene sonu yaptık. Premier Lig'de 6. sıra geldi 69 puanla. FA Cup'ta 5. turda Liverpool'a penaltılarla elendik. Karabağ'da ise sonun altıda Liverpool'a elendik yine. UEFA'da Süper Kupa City Şampiyonlar Ligi Liverpool, Avrupa Ligi bu sene Borussia Dortmund ve Konferans Ligi Roma'nın sene sonu itibariyle ilk 11'in overall'ları. Dikkat çekici bir gelişim var mıydı? Önemli soru. Serdar Saatçı artı bir, Ozan Kabağan artı ikisi gayet kıymetli. Yunus Emre yine artı iki dedi bu sene. Artı üçümüz varmış Semih Kılıçsoy. Kenan Yıldız 90 oldu. Can Uzun artı üç dedi. Performanslarda Can, Semi, Arda, Kenan Yıldız. En değerli oyuncu Kenan Yıldız. Kar 349 milyon euro. En fazla Canuz'un forması satıldı. Şöyle de gelir gider tablosu. Premier Lig'de gol krallığında Saka ve Canuz'un ismi var. Asist kralı Arda Güler. Gol yenmeyen maç sayısında Uğurcan Çakır 9. Uğurcan birazcık daha iyi olsaydı daha iyi bir derece gelebilirdi. Şimdi Avrupa Şampiyonası zamanı C grubu. Hollanda, Ukrayna, Polonya. Liderliği zorlamamız gereken kurallardan birini çekmişiz. 11'imiz böyle olacak. Yedeklerimiz ve kadro dışı. Hatta yedeklere bir tane kanat oyuncusu eklemem lazım. Kerem'i sonradan oyuna almayabilir sol orta sağ olduğu için ama Cengiz'i alır diye düşünüyorum asistan menajer. Çok iyi bir 11'imiz var. Avrupa Şampiyonası Ukrayna maçıyla başlıyor. Rakibin kadro görüntüde. Hadi kazanalım. Hadi galibiyet. 1-1 bitti. Beraberlikle başladık. Polonya maçını yenmek zorundayız. Gruptan çıkmak istiyorsak eğer. Yedek kulübesinde eksik var. 2-2 bitti. Adamlar 2 şutta 2 tane gol buldular. 2 beraberlik Hollanda maçına kaldık. Puan tablosu Hollanda 6, Türkiye 2, Ukrayna ve Polonya birer puan. İşleri bu kadar zorlaştırmasaydı keydi. Türkiye Hollanda sonuç 2-1'lik galibiyet Arda Güler atıldı ama olsun. Rakip de 10 kişi kalmış. 5 puan ikincilik geldi. Gruplardan çıktık. Türkiye zoru sever. buralarda çekildi. Hatta maçların önemli bir kısmı da oynandı. Biz Belçika ile çeyrek final oynayacağız. Almanya'nın grubunda lider olmuşlar. Belçika Türkiye. O Pendalı, Deketelerli Belçika mı? Yoksa Kenanlı, Can Uzunlu, Semihli Arda Gülerli Türkiye mi? Kazanan Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle Türkiye. 1-0. Yarı finaldeyiz. Yarı finalde Fransa ile oynuyoruz. Yenersek Hollanda ile final yapacağız. Fransa Türkiye. Arda Güler bu maçta döndü. Yedek kulübesinde eksik var. 2-0'lık galibiyet ve final geldi. Kenan Yıldız atılmış. Yunus Emre ve Enes Ünal attı. Fransa'yı eledik finaldeyiz. Hollanda Türkiye finali. Hollanda'nın 11. Beklenen 11 bu şekilde. Bizde bugün ne yazık ki Kenan Yıldız cezalı. Abdülkerim Bardakçı hala sakat. Kanatta Kerem Aktürkoğlu oynayacak gibi duruyor. Bakıyorum hani başka bir ismi. Şöyle bir şey yapabilirim. Arda Güler orada oynar. Hakan ya da Orkun'u ofansif orta sahaya çekerim. Hakan çekilebilir. Emirhan'ı da yedek kulübesine aldım. Yine bir tane de stoper ekledim. Hazırsanız süreyi de ayarladıktan sonra. Final Başlıyor. Gakpo geldi vurdu. Direkten döndü dönen top bomboş. Summerville 1-0. Hollanda önde. Arda ile oynadı. Arda Güler şimdi verdi Can Uzun'a. Can Uzun götürüyor. Can Uzun içeride. Ferdi Kadıoğlu. 1-1. Beraberlik geldi. Semi gitti aldı. Semi Kılıçsoy. Canlı oynadı. Kaptırdık. Etkili top. Summerville. Ozan Kabak dokundu. Summerville yine. Hala top onda. Summerville. Ozan Arda Canuzun'u koşu yoluna Canuzun aldı yine Canuzun Van de Ven bırakmadı Çok iyi top Ferdi'ye Ferdi'den Canuzun'a Canuzun bu sefer Botmen'i geçti Canuzun karşı karşıya ver Bruggen Botmen uzaklaştırdı Yunus Emre Semih Kılıçsoy attı golü Müthiş kaçtı Semih Kılıçsoy Solda Yasin Özcan aldı Yasin Özcan ortayı da yaptı Van de Ven. Zirkse döndü Serdar çok iyi müdahale. Yunus Emre Arda Güler. Hakan Çalhanoğlu. Hakan baktı solu oynadı şimdi orada Semih Kılıçsoy var. Cana müthiş top. Ferdi karşı karşıya ver Brugen. Sven Botman ayağından açtı Can Uzun hocam. Can Uzun faal yok mu? Can Uzun kalktı gitti aldı topu. Ver Brugen. Chavis Simons. Chavis Simons İki kişiden o kadar rahat sıyrıldı ki. Xavi Simon Serdar Saatçı, Brobi, Uğurcan. Ozan Kabak ve Korner. Renki de Orta kafa vuruşu. Arka direkte. Şimdi Xavi Simon Yunus Emre Konak. Maç bitti. Hollanda bir Türkiye 2. Kaptan geldi. Orkun Kökçü. Avrupa şampiyonu Türkiye. İlk kupa. Yeni sezona başlıyoruz. Bristol'de 134 milyon euro bütçe var. Aynı kadronun bir Dünya Kupası da görmesi gerekiyor. Transfer yapmayacağım. 11'in gelişimi devam edecek bu takımda aynı şekilde. Ama kontratları yenileme zamanı geldi. O da gerçek. Yeni bir antrenör daha geliyor o da savunmaya. Sezon sonuna geldik. Bristol City 3. oldu Premier Lig'de 67 puanla. FA Cup'ta yarı final görmüşüz. Brentford'a eğlendik 2-1'le. Karabağ'da son 16'da Chelsea'ye karşı kaybettik. UEFA Süper Kupası Dortmund... Şampiyonlar Ligi Napoli. Avrupa Ligi'ni Bristol City kazandı. Konferans Ligi de Frankfurt'un oldu. Sene sonu itibariyle overall'lar. Önümüzdeki sene Dünya Kupası'na hepsi hazır bir şekilde gelecek gibi. Ozan 85, Serdar 85 oldu. Mehmet Can Aydın da 84'e kadar yükseldi. Yine Emirhan'ın artı ikisi de çok kıymetliydi bence performanslarda Can uzun da artı 4 demiş. 35 gol 5 asiste Can Uzun takımın en iyisiydi. Arda, Semih, Kenan, Emirhan diye de devam ediyor liste. En değerli oyuncu Can Uzun. 367 milyon euro kar. En fazla Can forma sattırdı. Gelir gider tablosu da görüntüde. Premier Lig'de gol krallığında Can 4. Asist krallığında Kenan 4. Bizden gol yenmeyen maç sayısında Uğurcan 3. Bekle bizi Dünya Kupası. Yeni sezon başlıyor. Yine transfer yapmayacağım. Sadece kontratları yenileyeceğiz. Sonrasında rota sezon sonu. Evet Dünya Kupası için kadroyu seçme zamanı geldi. Rıdvan Yılmaz sakatmış. Onu çıkarmak zorunda kalacağız. Yerine de Cenk Şen gelecek. Bence kadro tamam. Hatta Ravi Tagir ile Hakan Çalhanoğlu'nu yer değiştirdim. Dünya Kupası'na hazırız. Premier Ligi bu sene Bristol 6. olarak tamamladı. 2 puan farkla 3. olabilirdik. FA Cup'ta yarı final gördük. Karabağ'a 1. turda veda ettik. UEFA'da Süper Kupa 1'i Stoy City'nin. Şampiyonlar Ligi'nde H grubunda ikincilik geldi. Son 16'ya geldiğimizde Inter bize eledi. Şampiyon Barça. Avrupa Ligi'de Dortmund, Konferans Ligi ise Manchester City. Sene sonu oyuncuların overall'ları. Özellikle defanstaki gelişimler devam ediyor. Yasin 85 oldu. Serdar ve Ozan 87'ye ulaştılar. Mehmet Can Aydın gelişimini sürdürüyor. Semi Kılıçsoy artı 3 dedi bu sene ve performanslarda Can, Arda, Kenan, Semi. En değerli oyuncu ise Canuzun. 384 milyon euro kar En fazla Canuzun'un forması satıldı. Şöyle de gelir gider tablosu. E Lig'de gol kralı Bitri. Canuzun dördüncü. Asist krallığında Semih dördüncü. Goleyen maç sayısında Uğurcan altıncı. Dünya kupasına gidiyoruz. A grubu İsveç, Galler, Yeni Zelanda. Hedef tabii ki de liderlik olmalı. Çünkü bu sezon kadro çok çok daha iyi. Türkiye-Galler maçıyla turnuva bizim için başlıyor. Hadi 3 puanla başlayın. 3-0 3 golle. Anis sakin bilmiyorum. Yama'dan dolayı bazı oyuncuların maalesef isimleri bu tabloda farklı görünüyor. Semin yerine oyuna girmiş bir de. İkinci maç Yeni Zelanda sol taraflarındaki oyuncunun ismi görünmüyor. Hadi ikinci 3 puan. Geldi yine 3 golle. 2-2. Son maç öncesi puan tablosu bu. Yenen lider olur. Beraberlik de onlara yarıyor. O yüzden bizim kazanmamız lazım. Hadi Türkiye. Hadi Türkiye 2-0 Can ve Kenan. Lideriz. Son 16 kurası belli oldu. Galler. Onlara göre çok daha iyi bir kadroyuz. Kazanın. Kazanın 3-1 çeyrek finaldeyiz. Aha yine geldiler. Portekiz'de oynuyoruz çeyrek finalde. Forvetlerinde regen var. Miranda diye bir oyuncu. Ronaldo'nun regeni olabilir. Sonuç 3 -1. 3-0'la Portekiz'e dağıttı Kenan Canarda, Arda. Güle güle Portekiz. O değil de Danimarka gitti. Fransa'yı eledi yarı finalde Danimarka. Evet Danimarka'nın kadro. Çok bekledik abi. Dünya Kupası'nda final istiyoruz. 2-1'lik galibiyetle final geldi Mehmet Can ve Kenan Yıldız. Finaldeyiz. Finaldeyiz. Rakip belli oldu. İspanya. Üçüncü de Danimarka olmuş. Kazanıp Bugünü burada noktalayalım hadi. İspanya'nın kadro. Bence biz onlardan daha iyiyiz. Formalar tamam mı diye son kontrol. Başlıyoruz. Semih verdi. Emirhan. Can Uzun. Müthiş baslaşmalar. Semih Kılıçsoy. Çekti. Canlı oynadı. Can. Yunus Emre. Sağ tarafta Ferdi Kadıoğlu'nu buldu. Ferdi Kadıoğlu çizgiye indi. Ortayı yaptı. Unai Simon. Williams geldi vurdu direkten döndü. Ferdi ile kontra şansı. Ferdi Semih Kılıçsoy mu? Evet. Semih'in koşu yolunu attı. Semih Kılıçsoy çok iyi geldi. Semih Kılıçsoy Simon. Arda orta Arnao. Şimdi Emirhan. Semih. Ozan, Serdar Saatçı, Unay Simon. Kenan Yıldız hala topunda. Çok iyi top Can. Arda döndü vurdu Simon son anda. Semih orta yaptı. Boşta kalan top Serdar Alta gitti. Verdi. Kenan çok iyi geçti. Kenan Yıldız. Kenan çizgi indi Balde ve Simon. Can verdi Emirhan müthiş çekti. Emirhan İlkan. Semih Kılıçsoy. Jimenez Sensit. Sensit Serdar müdahale yaptı aldı. Kontra şansı şimdi Arda Güler. Arda hala topunda. Can Uzun oynadı Can Uzun 2 kişi var orada çekti topu Can Uzun şimdi Semih Kılıçsoy Semih Açıdar Semih Kılıçsoy 1-0 öndeyiz Arda çok iyi çekti Can Uzun Arda ile oynadı yine Arda müthiş döndü Arda Güler tek başına Arda çekti yine Arda Güler Resital 2 oldu Atak devam ediyor. Gimenez, Yunus Emre top kaptı Ferdi. Şimdi Kenan Yıldız. Kenan Yıldız Can Uzun'la oynadı. Can Uzun getiriyor. Can Uzun karşı karşıya. Pas Semih Kılıçsoy boşta kalan top. Emirhan olmadı. Pau. Sert hareket. Son anda döndü. Kırmızı kart dedi bu arada. Olacak iş değil ya. Yani kırmızı kartlık o kadar abartılacak bir şey yok ki. Kaydık son anda döndü pozisyon aldı adam. Emirhan İlkan. Yasin oynadı. Yasin Özcan. Arka direkte. Arda Güler. 3 oldu. Müthiş bir gol. Fatih getirdi. Ansu Fatih vurdu. 3-1. İyi gol. Arda götürüyor Can koşu yoluna. Can Uzun. Can Uzun getirdi. Can Uzun şimdi verdi. Arda Güler. Maçı bitirdi. Şampiyonluk geldi. 4-1. Fatih. Ve maç bitti. 4-1. Evet bu nasıl bir görüntü ya? Kupa törenini izleyemiyoruz. Şu an kupa kaldırıldı. <laughs> Çok iyi görüntü değil mi ya? Bu arada videonun sonuna geldik. Like atmayı kanala abone değilseniz abone olarak destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın.